adını soyadını yazacaksın. Önce sonra da imza atacaksın. Biliyorum. Biliyorsan niye duruyorsun Ali? Sen niye bekliyorsun? Bana diyeceğine kendin atsana. Haklıydım. Bu kadarmış bizim hikayemiz. Öncesi yoktu. Sonrası da olmayacak. Bir imzayla başladı. Bir imzayla bitiyor. Zaman geçecek, hatırlamayacağız bile birbirimizi demiştin. Öyle olacak. Unutacağım seni. Orhan, bir ziyaretçin var. Baba? Sen bize bir müsaade et kızım. Tabii. Yazıklar olsun. Attınız mı imzaları? Baba sen karışma, bu ikimizin arasındaki bir mesele. Sen imzaladın mı? Baba! Ben karışırım Orhan. Mevzubahis aile oldu mu? 26 yaşında da olsan, 56 yaşında da olsan, çoluk çocuğa da karışsan bana hesap vereceksin. Biz kendi aramızda konuştuk bunu. Konuşmuşsunuz ama anlaşmamışsınız. Ben anlaşın diye gittim evime. Birbirinizin gönlünü alın diye. Kıymetini bilin diye. Bunu mu görecektim dönüp? Avukat karşısında mı olacaktım sizi? Hadi bu deli. Sen niye buna uydun kızım? Boşuna mı demişler yuvayı dişi kuş yapar diye? Çok hayal kırıklığına uğrattın beni. Bunun geri dönüşü yok baba. Olacak! Nasıl olacak baba? Ne söyleyeceksin? Nasıl ikna edeceksin bizi? Yanlış anladın galiba. Ben seni ikna etmiyorum, emrediyorum. Gelin kızım, düş önüme. Eve gidiyoruz. Baba, ne olur kusura bakmayın. Ben gelemem. Al çay. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Şimdi anlat bakalım. Niye gelemezmişsin eve? Aranızda ne geçti de
bu raddeye geldi bu mesele. Anlat bana kızım. Ben senin baban sayılırım. Allah razı olsun. Sizden yana hiçbir dargınlığım yok. Orhan'ın da bir kabahati yok aslında. Anlaşamadık diyelim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem kızım. Bana geri kafalı diyebilirsin ama... anlaşamıyorum, lafını kabul etmiyorum ben. Mutlaka bir ara yol bulunmalı. Ama sevmiyoruz dersiniz... ona kimsenin diyecek bir lafı olamaz. Ne olur ısrar etmeyin baba. Gerçekten başka yolu yok. Sözlerine sadece beni değil... mezardaki babanı da incitiyorsun. Farkındasın değil mi? Kendimi onun yerine koyarak konuşuyorum seninle. Eminim hayatta olsa... benden önce o da bunları söylerdi sana. Ben sizi kırmamak için evet desem bile... Orhan istemeyecek ki. Ona soran yok. Beni affedin ama... zorla aynı evde olmuşuz, ne fayda? Bunun için iki tarafın da gönüllü olması gerekmez mi baba? Anladım kızım. Anladım. Sen de haklısın. Ben seni şimdi yolcu edeyim. Ama yalnız kalınca otur gene bir düşün. Yakın zamanda gene görüşeceğiz. Anlıyorum tabii. Nihayetinde baban. Ama hani hayatına bu denli müdahale etmesi doğru mu? Ne yapsın? O da kendine göre doğru olanı yaptı işte. E sen ne yapacaksın peki? Ben de kendime göre doğru olanı yapacağım. Yani? Yani anlayacağın... kararım kesin. Ayrılacağız. O imzalar da atılacak. Bugün değilse yarın. Babam da kabul etmek zorunda kalacak. Neyse. Hadi boş ver şimdi çalışmayı. Biraz dışarı çıkıp dolaşalım. Kafamızı dağıtalım. İşler aksamasın şimdi. Orhan, istediğimiz zaman çıkamayacaksak patron olduğumuzu nasıl anlayacağız? Hadi. Hadi oturma, kalk. E, nazlanma artık, hadi. Kalk gidiyoruz. Hadi ama. İyi peki. Müsaadenle. İstersen sen arabaya geç, ben gelirim. Ne, sorun değil, beklerim seni. Efendim. Vallahi kulağımız telefonda kaldı Figen Hanım. Vermedim müjdeyi. Ha, o mesele mi? Sevkiyatla ilgili küçük bir pürüz çıktı. Ama halledeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Ne diyorsun ya? Vaz mı geçmişler boşamaktan? Anlaşmamız baki. Ben sizi çok yakında haberdar edeceğim. Ne diyor bu kadın be? Hadi çıkalım. Ne sevkiyatıydı bu? Çok eskiden, yani sen daha başlamadan önce bir sipariş almıştık. Ama adam biraz sorunlu. Ben de böyle sürekli oyalayıp duruyorum işte. Neyse, bugün iş yok. Hadi çıkalım. Delireceğim! 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 Peki ya, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Ha, çıldırdım. Ne ettin sen beni? Kime sıkayım bunu? Ha? De bakayım hele. Elini ayağını öpeyim Bekir'e. Af diledim ya. Öpme beni Gündoğan. Öpme beni. Git Şale'yi bul getir. Hadi git getir. Bekir ağam yapma. Kendi babama sıkayım. Babama sıkayım. Bekir ağam. Bir kaza çıkacak. Bırak o sizi. Sus.
siz olmasaydınız o kız benim çoktan koynuma girmişti Güntekin. Atlamış imzayı, vazgeçmiş boşanmaktan. Bekir'e ucuz kurtulduk. O kızı koluna taksaydım ya hapisteydik ya da mezardaydık. Niye elim kolum kalkmıyor diye söylenmezdim o vakit. Allah'a şükür mezarın altına girdim derdim. Ben hasretsiz her gün ölüyorum zaten Güntekin. Her gün ölüyorum. Bekir ağam, bununla nasıl bir dolap çevirmiş olmazsın? Belki sana da yalan söyledi. Yapar mı yapar ha? Yapar Bekir ağam. Boşa hırpalıyorsun beni. Anlarız şimdi. Bu işi kim bozduysa hesabını da verecek. İnşallah hayırlı haberlerle gelir. Anam, anam kız, 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 dur, 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 dur. Kız ne oldu? Bana bak, ne oldu kız? Ha, attınız mı imzaları? Ne dedi avukat? Ne zaman boşayacak mı sizi? Atamadık hanım. Niye? Anam, yoksa vaz mı geçirdi o ha? Ya vazgeçmedik anne, ikimiz de istiyoruz boşanmayı. İyi, ne oldu peki ha? Mıy 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 konuşup durma. Vallahi ağzını kulaklarına kadar yırtarım ha. Kayınbabam geldi. Ne? Bursa'daydı. Haber almış. Tam imzayı atacakken yetişip mani oldu. Anam, kız, kız. Siz onu ne dinliyorsunuz? Ne dinliyorsunuz? Yaşlı adamı. Ne dediği belli mi acaba? Evliliğinizi kurtarın. Evliliğinize bir şans daha tanıyın. Bir hikaye anlatmıştır yine öyle uçlu, kırlangıçlı. Zaten bizim kız boşanmamaya dünden hazır. Böyle konuşma kayınbabam hakkında. Ne? Kayınbabam mı? Kız, senin daha dillerin düzelmedi. Kayınbaba diyorsun. Acaba medeni halin nasıl düzelecek ha? Bana bak. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Orhan'dan haber bekleyeceğim artık. Tabii tabii. Haber bekle. Boşanana kadar Kerime gibi dalında kuruyup gidersin artık. Oldu mu? Ah, ah, ben dedim. Ben dedim. Ben de geleyim dedim ama işte. Ah, dedi kendisini. Ben dedim ya. Ben de geleyim dedim. Şşş, bana. Çık yukarı. Şimdi ben Bekir Ağa'ya ne diyeceğim ha? Vallahi her şeyi anlar. Her şeyi anlar. Yandım ben yandım. Abi odunlar gibi yandım. Cayır cayır yandım hem de anam. Kerime. Babanla abla acaba yetişebildi mi? Eğer yetiştiyse vazgeçirebilmiştir. Babam böyle bir şeye hayatta müsaade etmez. İzotum, korkulur vallahi senden. Bu işi çözecek en doğru adamı çağırmışsın buraya. Akıllı karım benim, akıllı akıllı. Senin yeğenin de az değil. Hasrete mektup yazmış ama vermemiş. Eşyaların arasına sıkıştırmış. Belki de okudu mektubu. Hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. Keşke. Aman diyeyim enişte. Abim duymasın olur mu? Tamam merak etme. Sır. Sır sır. Cemal de geldi. Baba. Buradayız. Hoş geldin kayınço. Hoş bulduk enişte. Ne yaptın? Ne yetişebildin mi? Yetiştim, yetiştim. Hay yaşasın. Ne oldu peki? Vazgeçtiler mi ayrılmaktan? Yok. İkisi de birbirinden inatçı. Başka bir yol bulmak lazım bunları barıştırmak için. Bunlar bir arada olmadıkça barışmayacaklar. Ne demişler? Gözden ırak, gönülden ırak. İyi de baba, konuşmak için bile bir araya gelmiyorlar ki. Gelmiyorlarsa biz getireceğiz. Bana yardım edersiniz değil mi? Hala
Hala pişman mısın dışarı çıktığımıza? Bak istersen hemen ofise geri dönüp çalışabiliriz. O kadar iyisin ki. Niye böyle söyledin ki şimdi? Hiç. Bazen sanki beni benden daha iyi tanıyormuşsun gibi geliyor. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Orhan? Şimdi yanımda olduğuna göre. Açık konuşmak gerekirse başta bu kadar iyi arkadaş olacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Bence sen kestaneyi çok seversin. Ben bayılırım da. İçeriye. Bana bak, pansiyondan yeni çarşaflar geldi. Ben dışarıya ateş yakacağım. Sen de git de bir kilo deterjan al. Şşş, çivit de al, çivit. Tamam, hı, alırım. Sıcakmış. Hı. Ver ben suyu. Sağ ol. Ne oldu sana? Babam. Babam da hep böyle yapardı. Çok mu erken kaybettim oğlum? Aslında çok küçük değildim. Ama pek bir şey paylaşamadım babamla. Neden peki? Annem. Hep annem yüzünden. Zaten biz hiçbir zaman aile olamadık. Kocaman, sessiz, kapkaranlık bir ev. Herkes kendi odasına çekilmiş. Annemle birlikte hep bir şeyi bekledik. Ama neyi bekledik hiç bilmiyorum. Sanki bir şeyin yasını. Neyin yası, kimin yası olduğunu hiç bilmiyordum. İşte bu yaşıma geldim. Ama bu yas hiç bitmedi o. Yeah.
Ben senin sözünü dinledim. Şimdi sen benim sözümü dinle. Niye o kestane? Hadi. Ye. Hadi. Bu parayı anlamadım. Benim aklıma bir şey geliyor ama borcu için bırakmış olmasın? Borcu 200 lira mı? Belki de parası o kadardı. Ben parayı bağışlayacağım, o gurur yapıp geri getirecek, öyle mi? Öyle olsa karakoldan arayıp da yalvarır mı? İsterseniz götüreyim, iade edeyim parayı. Hayır bırak, dokunma. Nasıl burada bıraktıysa öyle gelip alacak bu parayı. Yarın sabah git, o kızı getir buraya. Nasıl bıraktıysa bu parayı aynen bıraktığı gibi alacak. Ve bunun sebebini de bana anlatacak, açıklayacak. Ben bunun mesuliyetini kabul etmiyorum. Anladın mı? Dolandırıcı mıdır nedir? Anam, anam. Vallahi getireceğim iki avuç deterjan hala ortada yok. Ay, anam. Güneş de tepemde. Of, yok. Görsün be. Görsün. Mahalleli görsün. Ağam ne oldu? Sen delilemişsin yine. Ne oldu? Neden acaba Ayfer? Bir düşün bakalım. Ya, ağam işte biz seninle güzel güzel anlaştık ya. Ben de onu diyorum. Biz seninle güzel güzel anlaşmadık mı Ayfer? He? Ben niye hep avucumu yalıyorum? Niye ben muvaffak olamıyorum? De bakayım hele bana. Yoksa biri beni kandırıyor mu? Bir düşün bakalım. Etrafında bir dolandırıcı neyin var mı? Yok ağam. Biz öyle insanlar değiliz. Ne işimiz olsun bizim? Etme ağam, eyleme. Benim de işim olmaz. Ağam bak, etme eyleme. Gündüz vakti. Şimdi kız gelecek. Bizim bütün planlarımız bozulacak. Ben o planları yakacağım Ayfer. Kül edeceğim o planları. Tamam, etme. 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 De bakayım hele bana. Nereden başlayayım? He? Yalan söyleyen dilinden mi? Tamam, yapma. Yapma, yapma. Paraları cebe indiren ellerinden mi? Yapma ağam. Yapma kurban olayım, yapma. O zaman o kızı Orhan'a götüren ayaklarından başlayayım. Ha, ne dersin? Yapma. Yapma kurban olayım, yapma. Artık ağlama zamanı bitti Ayfer. Birini seçeceğim. Baş. El. Ayak. El, ayak, baş, el, baş, ayak. Seç birini, yoksa hepsini gidip yakarım. Vallahi güzel seçme. Ay!
Böyle dağlanıyor işte. Bana ne olacak o kadın? Neler çektiğimi anlamıştır herhalde. Eğer o uğursuzun gölgesi bile bu bahçeye düşerse... ...gör bakalım benim yapacaklarımı. Gelinlik kızımız nerede? Geldik gideceğiz ama doğru dürüst göremedik. Ay Münevver Hanımcığım. Ay bir gör, çok heyecanlı. Sabahtan beri eli ayağı birbirine dolaştı. Ben çağırdım. Mesude. Tatlım. Annesinin gülü. Görüyorsun değil mi Münevver Hanımcığım? Ah, ben işte böyle Nazlı'ya Nazlı'ya büyüttüm ya bu kızı. Ne güzel. Zaten gördü göreceği ana evi. Biz de öyleydik. Ya, ya. Ana evi bir başka. Mesude! Kızım neredesin? Önümüze bir çay koydum, kayboldum. Bak bardaklar boşaldı. Maşallah. Hanım kızımız da çok akıllıdır. Ya bize akıllı değil, hamarat gelin lazım. Hamarattır da. Ya ay vallahi kızım diye söylemiyorum Münevver Hanımcığım. Elinden her iş gelir. Tabii tabii. Her iş gelir. Oy annesi kurban olsun şu saçlara bak saçlar. Kız. Kızım. Azıcık dikkat etsene annem. Kızımız bizi gördüğüne pek memnun olmadı galiba. Aa yok. Heyecandan zar. Değil mi Sevim teyzesi? Tabii çok heyecanlandı. Çok geç oldu. Biz bu çayları içmeyelim artık. Bizimki gelir şimdi. Ama canım daha durun olur mu öyle şey? Neyse, hadi gidelim Sevim Hanım biz. Gidelim madem. Ben sizi yolcu edeyim Münevver Hanımcığım. Buyurun. Buyur Sevimciğim. Mesude, kızım gel de misafirlerimizi geçirelim. Yok anam yok, hiç zahmet etmesin. Geçirmiş kadar oldu. Hadi size iyi günler. Bana bak, yolda giderken şu Nazlı'nı bir ara bakalım. Beğenmiş mi kızı? Tamam ayol, tamam. Hadi. Mesude, Mesude. Kız, rezil ettin beni ha. İyi oldu. İstemiyorum ya ben evlenmeyi. Yok, daha istemiyorum canım, daha. İstemiyorum diyor. Kız duymadın mı? Kuyumcu kasası gibi kadın. Neyini istemiyorsun acaba?
Bu oğlan yılda iki defa çift maaş alıyormuş. Duymadın mı? Geberteceğim. Bu etleri kızlar. Kız! Saçma! Öldüreceğim bu kızı. Anam Mesude Mesude dediğiniz bu muydu be? Güzel kız da biraz suratsız. Bizim yeğen böylesini çekemez. Yani tatlı dilli güler yüzlü birini istiyor. Ayol Mesude de öyle. Tanımıyor ya seni ondan. Yoksa çok tatlı kızdır. Yok yok. Bu kız biraz kibirli bir kıza benziyor. Bizimkisi de okumuş kız istiyor. Ama okumuş kızın cakası da böyle oluyor galiba. Bıraktı zaten okulu. Aman ne bileyim ben be. Yani bilmiyorum. Yarın yeğenle konuşayım. Bir de onları tanıştıralım bakalım. Çok doğru düşündün Nevverciğim. Sonuçta evlenecek olanlar onlar. Mesude! Ben komşuya gidiyorum ha. Sen de çık da şu odadan bulaşıkları yıka. Satsam satamıyorum, atsam atamıyorum. Bari bir işe yara. Mesude benim. Perihan aç kapıyı. Mesude. Ne istiyorsun? Aşk olsun. Böyle mi olduk şimdi? Seni sevdim Perihan böyle olmasına. Söyle şimdi ne diyorsun? Ben yolda gelirken bir şeyler duydum. Sevim ablalar konuşuyordu. Umarım o bahsettikleri Mesude sen değilsindir. Yo, doğru duymuşsun. O bahsettikleri benim. Ya Yakup amca böyle bir şeye nasıl izin verir? Sabriye annenin tek bir lafıyla mı Allah aşkına? Sen de dedin ya Perihan. Benim atam elin şoförüyle... pardon. Elin eski şoförüyle beraber kahve içmiştim yani. Her şeyi hak ediyorum ben. Bak, ben öyle bir şey demek istemedim. Ki zaten bunu sen de biliyorsun. Hem eski şoför değil, kartal onu işe geri aldı. Gerçekten mi? Sen niye bu kadar seviniyorsun Mesude? Hı? Ya bu adam senin hayatını kararttı, hayatını. Bu vaziyetteyken bile hala onu düşünüyorsun. Sen onun vaziyetini biliyor musun peki? İşten attırmadan önce hiç ona sordun mu? Ne diyorsun sen ya? Gece gündüz kartalın hizmetine koşuyor. Sonra da senin kabrislerinle uğraşıyor. Sonra da gidip yatalık anasına bakıyordu o çocuk. Ama tabii ya, bütün bunlar senin niye umrunda olsun ki? Önemli olan sadece Peri Hanım olmak, değil mi? Sağ ol abla. Uzun zaman oldu elimden kahve içmeyeli. Enişteyi de çağırsaydın yukarıdan. Dur şimdi. İç bakalım kahveni. Beğenecek misin? Ellerine sağlık. Afiyet olsun.
İstersen ben başlayayım. Başla abla, başla. Ne desen haklısın. Çok kırıldım. Hem de çok. Ama kardeşimsin işte. Daha ne kadar uzak kalabilirdim ki? Gene dayanamadım. Kalmadı zaten. Senden başka kimim var ki? Bile bile yanlış yapar mıyım ben sana? Ama çocuklar yaptırıyor insana. Oğlan kızı kaçırıp eve gelince bir şey diyemedim. Mecbur başımı öne eğip geçtim bu dükkanın önünden. Düşün benim halimi. Cemal, ah, değseydi bari. Ama senin şu oğlan hiç laf dinlemiyor. Sana çekseydi böyle olmazdı. Neriman'ın damarı. Ya abla, kaç sene oldu? Bırak şu Neriman'ın yakasını. Tamam, tamam. Söyle bakalım, uygulayabilecek misin şu bile? Orhan kabul edecek mi? Ettireceğiz abla. Siz yeter ki saat 7'de hazır olun. Gerisini bana bırakın, tamam mı? Bir şey unutmadın. Unutmadım. Seni çok üzdüm. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Babam, çok özlemişim seni. Sizsiz bu evin hiç tadı tuzu olmuyor. Annem ne zaman gelecek? Birkaç güne gelir o da. İyi akşamlar. İyi akşamlar Orhan Bey. Hoş geldin abicim. Hiç çıkarma üstünü. Ben de seni bekliyordum. Aa, bir yere mi gideceksiniz? Şşt Perihan, sen karışma. Nereye gideceğiz? Öğrenirsin. Kerime, dediğimi hazırladın mı? Hazırladım baba. Ya hadi o zaman. Ne oluyor Kerime? Hiçbir şey sorma abi. Babam bugün çok sinirlenmiş. Abla, bari bana söyle nereye gidiyorlar? Şşt Perihan, babam gelince öğrenirsin. Perihan dedim. Ya of abla, hep böyle yapıyorsun. Sen de hep böyle yapıyorsun. Sen geç otur öne. Nereye? Beraber gidiyoruz oğlum. Sen direksiyona geç. Çantasını koydum. Sür sen sür. Sür sür. Ya nereye süreceğim? Bari onu söyleyin. Sen sür. Ben yolda tarif ederim.
sen nasıl yaptın bunu? Hiç mi görmedin kızı? Görmedim kızım, görmedim. Başım döndü. Düşüverdim korun üzerinde adam elim. Elim yalım yalım yanıyor adam elim. Ay. Tamam, sen bir şey sürme elini. Ben yaparım her şeyi. Kız! Benim iş yapacak halin mi var ha? Hasret, hasret! Benim de suçum var anne. Bana bak, git mutfaktan yiyecek bir şeyler hazırla bana. Belki acım az, hafifler. Haydi! Hala söylemeyecek misiniz nereye gittiğimizi? Ayfer Hanımlara gidiyoruz. Baba ne diyorsun sen? Hasret'in evine mi? Hasret'in evi orası değil. Biz annesinin evine gidiyoruz. Baba yapma bunu. Dön önüne devam et sen. Peki en azından niye gittiğimizi sorabilir miyim? Ayfer Hanım'la konuşacaklarım var. İyi. Siz konuşursunuz. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben girmem o eve. Orhan, bana baksana sen. Ben bunca şeyden sonra senin arabana binmişim. Seninle birlikte geliyorum. Şimdi sen nazlanıyorsun öyle mi? Lütfen. Tek kelime et. Hadi sür arabayı. Figen Hanım, nasıl oldu bu iş? De hele bana. O dakikadan beri yemin ediyorum oturduğum yerde duramıyorum ben. Ya adam 5 dakika daha geç gelseydi çoktan bitmiştim iş. Nereden haberi oldu? Nasıl duydu da geldi anlamadım. Adam kalkıp ta Bursa'dan gelmiş Bekir. Nereden olacak? Evdekiler haber verdi Zahar. Ne olacak şimdi? O ne diyor? O... Adını da anmak istemiyorum ya. Vallahi Orhan kararlı. Bitecek bu iş diyor. Boşanacağız diyor. Zaten babası gelince de hiç bozulmadı. Sırf adama saygısından bir şey diyemedi. Burada olay çıksın istemedi. Sonrasında dışarı çıktık. Keyfi gayet yerindeydi. Güzel. Kızın etrafında dolaşmasın da. Yok canım. O defter çoktan kapandı. Güzel. Böylesi herkes için daha hayırlısı olur Figen Hanım. Öyle değil mi? Ben kelleyi koltuğun altına aldım. Bu dakikadan sonra hasretten ölsem de vazgeçmem. Orhan, hadi. Ben fazla kalmam söyleyeyim. Pazarlık etme. Ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacaksın. Hadi. Az yiyeyim de duymasın. Sen bana yedirirsin, yardım edersin ya. Oldu mu? Anam. Kim ki o? Dur ben bakayım anne. Kız. Kim o demek? Aç bakayım. Tamam mı? Tamam. Hadi.
Aç kızım. Kayınpederi. Anam. Dünür baba ya bu. Dünür baba. Ayfer Hanım. Buyur etmeyecek misin bizi? Edeceğim de. Sebebi ziyaretiniz. İçeride konuşsaydık. Bitti mi akrabalık hukukumuz? Yok bitmedi de. Yani bunların durumu biraz karışık ya, o manada dedim ben. Karışık falan değil. Düzelecek inşallah. Siz bizi bir buyur edin hele. Buyurun babacığım. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Sağ ol kızım. Buyur. Aslında biz bugün Hasret kızımla görüştük. O çekimser kalınca gidelim bir de annesinin rızasını alalım dedik. Vallahi benim kızın çekimser olduğunu hiç sanmam. Senin oğlanın haline bakacak olursak suratı 9 çeyrek geçiyor. Dünür baba, bütün bu işler senin başının altından çıkıyor değil mi? Seni gidi Dünür baba seni. Senin kızın istemiyorum diyor. Doğru. Bizim oğlan da öyle. Ama biz bir ailenin ne zorluklarla kurulduğunu biliyoruz. O yüzden de kolay kolay yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hele bu çocukların evlilikleri. Neleri göze alarak birlikte oldular? Belki artık bir arada olmak istemiyorlar. Biz bu konuyu zorlamasak mı Dünür baba acaba? Ne dersin? Haydi, haydi ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haydi bakalım güle güle. Haydi uğurlar ola. Haydi, 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 haydi. Ayfer Hanım, bu kadarla olmaz tabii. Elbette biz buraya bunun için gelmedik. Ne için geldiniz Hala Hanım? Esasında böyle aile büyükleri vaktiyle gelip kızı istemesi yakışırdı. Kısmetliymiş. Ne diyeyim? Sizden rica etsem. Verin gelinimizi bize. Evimize götürelim. Baba. Sen karışma. Ayfer Hanım yap piyanolık. Topla kızın eşyalarını. İndir arabamıza uğurla. Bunlar kendi aralarında kavga ede ede barışırlar sonunda. Ayfer Hanım, biz de vaktiyle böyle şeyler yapmadık. Kavga ettik,
Sonra dönüp aynı yatakta uyudum. Bu gençlere ön ayak olmak lazım değil mi? Belki aynı yatakta uyumak istemiyorlar anneannem, ha? Biz bu konuya hiç karışmayalım bence. Yeter bu kadar saçmalık. Orhan! Anlayacağınız yok. Kız, Rızet, sen gitmek istiyor musun bunlarla? İstemiyorum. İşte gördünüz, duydunuz. İstemiyor kız gitmeyi. Biz bu cevabı bekliyorduk zaten. Enişte, sana zahmet. Arabadaki emaneti getirir misin? Orhan, araba açık mı? Açık. İşte. Emanet derken? Şimdi görürsünüz. Sağ ol enişte. Bize müsaade artık. Siz kızı vermediğinize göre biz oğlanı burada bırakıyoruz. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Kızı göndermiyorsanız kocası burada kalacak. Çünkü bir kadının yeri ne olursa olsun kocasının yanıdır. Sevmekten yoruldum dersen vur beni.